Şimdi bu abuk sabuk darbe tartışması nereden çıktı bilmiyorum. Kimin demeci üzerinden böyle bir yorumlayarak, o demeci mıncıklayarak, altından girip üstünden çıkarak öyle yorumladılar ve bir suni darbe tartışması başlattılar bilmiyorum. Sebebini biliyoruz tabii. Hükümet son derece yanlış politikalarla ekonomide, dış politikada, iç politikada, enflasyonda, işsizlikte, kur politikasında, döviz politikasında, efendim sağlık politikalarında, koronavirüs pandemisiyle mücadele politikalarında başarısız oldukça kendine yeni düşmanlar yaratmak üzere bu darbe söylentilerini çıkardı ve siyaset gündemini etkilemeye çalışıyor. Şimdi darbe deyince ben son günlerde bu suni bir şekilde çıkartılan tartışmanın nereden çıktığını hiç akıl erdiremiyorum. Ama darbe deyince yakın geçmişte iki tane darbeyle karşılaştık. Bir tanesi 15 Temmuz darbe girişimiydi. FETÖ'cü hainlerin, FETÖ'cü cumhuriyet düşmanlarının gerçekleştirmeye çalıştıkları ve boylarının ölçüsünü aldıkları bir darbe girişimi vardı. Bir tane o vardı. Ama bir de hatırlayın, bugün tam 365. günü, yani yıl dönümü neredeyse. 6 Mayıs darbesi. Şu belgeyi hatırlıyor musunuz? Şu bildiriyi, Yüksek Seçim Kurulu imzalı bildiriyi. İşte Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından yayınlanan bildiriyi. Neydi bu bildiri? Hatırlayacaksınız. 31 Mart seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili adaylar seçimi kazanmışken, net bir şekilde kazanmışken İstanbul'da seçim sonuçlarının iptal edilmesi ve seçimin tekrarlanması, üstelik de ilçelerde değil, sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçimin tekrarlanmasını emreden ve seçimi tekrarlatan YSK bildirisiydi. Diğer adıyla, yani namı diğer 6 Mayıs darbesinin bildirisiydi. Bu bildiriyi okuyun, darbe esas nasıl yapılırmış? Yani halkın iradesine, yani özgürce gidip sandığa oy kullanan seçmenlerin oylarını iptal etmek üzere halkın, seçmenin iradesine karşı esas darbe nasıl yapılırmış, bunu okuyun. Tarihe geçen bir belgedir. Darbe deyince bunu hatırlayın. Öyle o onu demiş, bu bunu demiş, eyvah darbeci geliyormuş filan diye böyle umacılarla uğraşmayın. Darbe öyle değil, işte bakın böyle yapılmıştır. Bu da tarihe geçmiştir. 6 Mayıs 2019 tarihli darbenin resmidir şu ekranda gördüğünüz.